Oğlum hiç takılamıyor. İşte gelin bu tarafa gidelim. Karaya saplandılar. 14 saatte kurtarıldılar. Gel öbür limana gidelim, yürü. Oğlum gidiyor mu, yürü. Ege'deki korku dolu anlar, Kabaktepe Gökçeada seferini gerçekleştiren feribotun şiddetli rüzgarda sürüklenmesiyle başladı. Feribot daha sonra taş ocakları mevkiinde karaya oturdu. Kaza sırasında feribotta 188 yolcu vardı. O andan sonra endişeli bir bekleyiş başladı. Can yelekleri takıldı, yardım çağrıldı. Burası geminin içi iç bölümü. Herkes sakinleşti. Kuvvetli Poyraz nedeniyle bir türlü müdahale edilemedi. Yolcuların beklemekten başka çareleri yoktu. Yiyecek ihtiyacı feribotun içindeki kantinden sağlandı. Ayrıca gece bir balıkçı teknesiyle feribota kumanya bırakıldı. Şu şekilde çocukları görüyoruz. Bayanlar, çocuklar kurtarılmayı bekliyoruz. Can yelekleri giyen vatandaşlar koltukların üzerinde sabahladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tahliye işlemine başlandı. İlk olarak Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na bağlı botla alınan 7 yolcu Gökçeada Kuzu Limanı'na götürüldü. Sonrasında kurtarma işlemine kıyı emniyetine bağlı romorkör de katıldı. Yolcular küçük gruplar halinde taşındı. Öncelik kadın ve çocuklara verildi. Adem bir geç. Tahliye işlemi saat 08 sıralarında tamamlandı. Yaklaşık 14 saat süren esaret sona erdi. Yolcular bitkindi. Aynı zamanda bilgilendirilmedikleri için de tepkililerdi. Hiçbir izahat yok, hiçbir şey yok. Evet. Panik içinde insan bir gelir birisi bir şey söyler. Herkes birbirine ne olduğunu bildiği yok, şey yok. Evet. Saatlerce sabaha kadar doğru hiçbir açıklama yapmadı. Hiçbir...